Fred'in burada bir penaltı beklentisi oldu. 53. dakikada ikinci yarı sağ kanattan gelişen bir ataktı. Hemen ceza sahası son çizgisine doğru. Omar Koli ile mücadele. Yan ayağına bir şey geliyor. Yan ayağına Hafif yanına. bir fırtıyor. Yan, hafiften. Ayağını geliyor fırtıyor ama ikinci ayağını basıyor kendini dağıtıyor. Var da inanmıyor. Evet. Yeterli görmek Ben de olsam inanmam. Yeterli görmek ayağına bak. Her basma, her dokunma da değil. Şimdi Şöyle bunu oluyor. diyenler diyecekler ki... Yok kardeşim bizim aleyhimize penaltı verdi. Orada adamın alt baldırını arkadan kramponları vuruyor adam. Neden bahsediyorsunuz bak. Herkes başka başka anlatıyorlar. Tabii görüntü olmayınca hocam. Herkes anlatıyor. Neyse geçelim. Millete kafasını karıştırmayalım. Peki. O zaman dedik ki 53. dakikadaki bu pozisyonda bir ihlal yok. Devam kararı doğru. Devam ediyoruz. Burada e, Gezal Sarıkat gördü. Ferdi hareketli koşu yaparken öne doğru bir koşu yapacaktı Tadiç'le. Yalnız Atağı burada... Hata kestiği için mi acaba? Yalnız burada benim anladığım kadarıyla sarı kartı yaptığı ya şöyle, hareketten dolayı değil, itirazdan, dolayı gördü. Hmm. Yaptığı hareketten dolayı değil, itirazdan dolayı gördü. Evet. Çünkü çıkartmamış önce sonra Tabii. itiraz edince görüyor. Evet, hocam. evet, evet. Tamam o zaman bir sıkıntı yok. Doğru. Çünkü burada Tadiç'e verip kendisi boş koşu yapıp önüne pas isteyecekti geza ya, böyle adamın boynuna doğru itiyorsun. Yapma ya. Geza adam önde. Ama itiraza geliyor Hani itiraza kart. veriyor. Peki. Hareketi o değil. zaman karar doğru dedik. Devam ediyoruz efendim. 77'de de Osay sarı kart gördü. Osay Semih burada bir sarı kart görüyor. Ee, Semihle evet. mücadelesi. Doğru kart. Ayağı kaldırıyor hocam. Makas alıyor. Abi. Doğru kat, Rakibi Ka gidiyor. Tabii, Rakibi bir de kaldırıyor hocam ayağı. Rakibi yerde. geçiyor. Geçtikten tabii. sonra indiriyor sarı kart doğru. Peki bu sarı kart da doğru dedik efendim. Dolayısıyla e, burada da sarı kart kararı doğru. Evet sondu değil mi bu da?